Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir tutulma haftasındayız arkadaşlar. 20 Nisan'da Koç burcunda e, güneş tutulması gerçekleşecek. Hayatımızda köklü, e, sağlam bir değişiklik yaratacak. E, etkileri aslında bu hafta gibi görünse de aslında geçtiğimiz bir ay içerisinde başladı. Bundan sonraki bir ay sonrasına kadar aşırı derecede etkili ama tamamlanma süreci e, biraz daha yılı e, bulabilir arkadaşlar. Şimdi tutulmayla beraber bu haftanın enerjilerinin içerisinde Merkür'ün geri hareketi de var. Hafta sonuna doğru 22'sinde, 22 Nisan'da Merkür gerilemesi de başlayacak arkadaşlar. Bunların detaylarına burç burç geçeceğiz birazdan. Ama kanalıma abone değilseniz abone olur, bildirim zilini açar, yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. kanalım sizlerle büyüyor. Şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar hemen şöyle bir gö gökyüzünü açıyorum. Şimdi e, tutulma sizin burcunuzda gerçekleşecek arkadaşlar. 29 derecede Plüto Kovaya geçişim malum 0 derecede. 29 derecedeki e, bu Koç burcundaki e, güneş tutulmasına da kare yapacak. Yani bir tek kare oluşturacak ay düğümleriyle beraber diyebiliriz kısacası. E, tabii ki bu hayatımızda e, bizim burcumuzda olduğu için hayatımızda sonlanması temizlenmesi bırakılması gereken bir şeyin bırakılması ve aynı zamanda yeni bir başlangıç için, e, temizlik dönemiymiş gibi de düşünebiliriz. Tabii ki yeni baş daha önceden bıraktığımız bir şeyi içeriyorsa da bununla ilgili yeniden sıfırdan bir başlangıç e, yapmamız mümkün görünüyor arkadaşlar. Hayatımız sıfırlanıyor diyebiliriz. Hayatımız ne anlamda sıfırlanıyor olabilir? İş değişikliği yaşıyor olabiliriz, evleniyor olabiliriz, boşanıyor olabiliriz. Hayatımızda köklü bir temizliğin ve bundan sonra geri dönüşü olmayacak şekilde tamamlanacak bazı enerjilerin akması mümkün görünüyor. 29 dereceler analitik de dereceler deriz. Yani son derecelerde biraz daha agresif e, çalışır e, burçlar. E, bir de bunun üzerine plüto ile de kare yapması e, hayatımızda keskin bir dö değişim dönüşüm yaratacağını. Biraz agresif ve sert bir değişim yaratacağını. Lakin bu değişimin kökten bir temizliğe sebebiyet vereceğini ve biz bizim bir sonraki aşamada artık o temizlenen yeri doldurmak için de adım adım ilerlediğimiz anlamına gelecek arkadaşlar. Hayatınızda dediğim gibi evlilik, boşanma, iş değişikliği, kökten bir şeyin temizlenmesi, hayatımızda yeni, yepyeni başlangıçlar için, yeni sayfalar açabilmek için köklü bir temizlik yaptıracak diyebiliriz. Öncelikle Satürn'ün de tabii ki 12. evimizden geçtiğini görüyorsak tabii ki bu Hayatımızda ciddi anlamda temizlik döneminin başladığı artık yeni tohumları atabilmek için de güzel zeminler hazırlayacağız diyebilirim. Yani bu sizi korkutmasın çünkü bu temizlik gerçekten üzerimizdeki yük olan, kambur olan, ilerlemeyen, ileriye gitmeyen, düzeltemediğimiz bir evlilik veya sorunumuzu tamamen kökten çözmek anlamına gelecek. Tabii ki burada bekarlığa da <laughs> veda ediyor olabiliriz belki hayatımızda artık evlilik kararı veriyoruz hayatımızda ciddi bir plan program yapıyoruz ya da okul hayatımız bitti artık kökten bir temizlik yaparak iş hayatına atılıyoruz yani statümüz mevkimiz değişiyor olabilir kendimizi imaj olarak kökten değiştiriyor olabiliriz ama bu temizlik gerçekten bize yarayacak yani bu Jüpiter'in Kuzey Ay düğümünün de bize verdiği destekle de, Koç burcunun gerçekten ciddi anlamda yükselici başarılara imza atacağı, belki de hayatında artık bu tutulma itibariyle 2023 öncesi ve sonrası diyeceğimiz keskin bir dönüş sağlatacak arkadaşlar. Birinci ev Tüm hayatımızı kapsar aslında. Yani fiziksel görüntümüzden tutun da statümüzden tutun da evlilik, bekarlık, iş hayatı, sağlık aklınıza gelebilecek her konuyu da tetikleyebilir. Yani bu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Özellikle 29 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa tabii ki bu durumdan daha da fazla etkileneceksiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Gelelim Merkür Retrosu'na. Merkür Retrosu ayın 22, 22 Nisan'da başlayacak. Boğa burcunda gerçekleşecek. Uranüs'e bir adım kala <laughs> bu retro yaşanıyor. Tabii ki Ani hızlı kararlar vermek, para ile ilgili bazı değişim dönüşüm enerjilerine sebebiyet verecek. Lakin bu değişim dönüşüm, bu Merkür retrosu hayatımızda hızlı bir şekilde pozitif anlamda değiştirecek arkadaşlar. Herkes Merkür retrosu dediğinde bir çekinir, bir korkar. İşte yine retro başladı, eyvah sıkıntılar başladı gibi düşünür ama burada tam tersi olacak çünkü bu Merkür retrosu hepimize yarıyor arkadaşlar. Ee, sizin de bu para evinizde olduğundan dolayı belki de iş konusunda e, uzun zamandır aradığınız bir işi bulmak, e, iş kuracaksınız o fırsatı yakalamak, atama terfi gibi bir konuyu e, içeren e, oluşumlarınızın gerçekleşmesi, Jüpiter'in kuzey aydınlığında sizin burcunuzda olduğunu düşünürsek e, yani birinci ve ikinci evlerinizde seyahat ettiğini düşünürsek bu tutulma, e, bu merkür retrosu hayatınızda köklü bir kapanış yeniden sıfırdan çok güzel bir başlangıç yaptıracak. Bu Merkür Retrosu hepimize yarayacak ama size daha fazla yarayacak arkadaşlar. Özellikle maddi, manevi ve kendi kimliğimiz, kişiliğimiz hakkında da çok fazlası derinden değişim, dönüşüm yaratacak. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Hemen şöyle bir gökyüzünü açıyorum. Şimdi e, tutulma sizin burcunuzda gerçekleşecek arkadaşlar. 29 derecede Plüto Kovaya geç malum 0 derecede. 29 derecedeki e, bu Koç burcundaki e, güneş tutulmasına da kare yapacak. Yani bir tek kare oluşturacak ay düğümleriyle beraber diyebiliriz kısacası. E, tabii ki bu hayatımızda e, bizim burcumuzda olduğu için hayatımızda sonlanması, temizlenmesi bırakılması gereken bir şeyin bırakılması ve aynı zamanda yeni bir başlangıç için, e, temizlik dönemiymiş gibi de düşünebiliriz. Tabii ki yeni baş, daha önceden bıraktığımız bir şeyi içeriyorsa da bununla ilgili yeniden sıfırdan bir başlangıç e, yapmamız mümkün görünüyor arkadaşlar. Hayatımız sıfırlanıyor diyebiliriz. Hayatımız ne anlamda sıfırlanıyor olabilir? İş değişikliği yaşıyor olabiliriz, evleniyor olabiliriz, boşanıyor olabiliriz. Hayatımızda köklü bir temizliğin ve bundan sonra geri dönüşü olmayacak şekilde tamamlanacak bazı enerjilerin akması mümkün görünüyor. 29 dereceler analitik de, de, dereceler deriz. Yani son derecelerde biraz daha agresif e, çalışır e, burçlar. E, bir de bunun üzerine plüto ile de kare yapması e, hayatımızda keskin bir dö değişim dönüşüm yaratacağını. Biraz agresif ve sert bir değişim yaratacağını. Lakin bu değişimin kökten bir temizliğe sebebiyet vereceğini ve biz, bizim bir sonraki aşamada artık o temizlenen yeri doldurmak için de adım adım ilerlediğimiz anlamına gelecek arkadaşlar. Hayatınızda dediğim gibi evlilik, boşanma, iş değişikliği, kökten bir şeyin temizlenmesi, hayatımızda yeni, yepyeni başlangıçlar için, yeni sayfalar açabilmek için köklü bir temizlik yaptıracak diyebiliriz. Öncelikle Satürn'ün de tabii ki 12. evimizden geçtiğini görüyorsak tabii ki bu Hayatımızda ciddi anlamda temizlik döneminin başladığı artık yeni tohumları atabilmek için de güzel zeminler hazırlayacağız diyebilirim. Yani bu sizi korkutmasın çünkü bu temizlik gerçekten üzerimizdeki yük olan, kambur olan, ilerlemeyen, ileriye gitmeyen, düzeltemediğimiz bir evlilik veya sorunumuzu tamamen kökten çözmek anlamına gelecek. Tabii ki burada bekarlığa da <laughs> veda ediyor olabiliriz belki hayatımızda artık evlilik kararı veriyoruz hayatımızda ciddi bir plan program yapıyoruz ya da okul hayatımız bitti artık kökten bir temizlik yaparak iş hayatına atılıyoruz yani statümüz mevkimiz değişiyor olabilir kendimizi imaj olarak kökten değiştiriyor olabiliriz ama bu temizlik gerçekten bize yarayacak yani bu Jüpiter'in Kuzey Ay düğümünün de bize verdiği destekle de, Koç burcunun gerçekten ciddi anlamda yükselici başarılara imza atacağı, belki de hayatında artık bu tutulma itibariyle 2023 öncesi ve sonrası diyeceğimiz keskin bir dönüş sağlatacak arkadaşlar. Birinci ev tüm hayatımızı kapsar aslında. Yani fiziksel görüntümüzden tutun da, statümüzden tutun da, evlilik, bekarlık, iş hayatı, sağlık aklınıza gelebilecek her konuyu da tetikleyebilir. Yani bu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Özellikle 29 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa tabii ki bu durumdan daha da fazla etkileneceksiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Gelin Merkür Retrosu'na. Merkür Retrosu ayın 22, 22 Nisan'da başlayacak. Boğa burcunda gerçekleşecek. Uranüs'e bir adım kala <laughs> bu retro yaşanıyor. Tabii ki Ani hızlı kararlar vermek, para ile ilgili bazı değişim dönüşüm enerjilerine sebebiyet verecek. Lakin bu değişim dönüşüm, bu Merkür retrosu hayatımızda hızlı bir şekilde pozitif anlamda değiştirecek arkadaşlar. Herkes Merkür retrosu dediğinde bir çekinir, bir korkar. İşte yine retro başladı, eyvah sıkıntılar başladı gibi düşünür ama burada tam tersi olacak çünkü bu Merkür retrosu hepimize yarıyor arkadaşlar. Ee, sizin de bu para evinizde olduğundan dolayı belki de iş konusunda e, uzun zamandır aradığınız bir işi bulmak, e, iş kuracaksınız o fırsatı yakalamak, atama terfi gibi bir konuyu e, içeren e, oluşumlarınızın gerçekleşmesi, Jüpiter'in kuzey aydınlığında sizin burcunuzda olduğunu düşünürsek e, yani birinci ve ikinci evlerinizde seyahat ettiğini düşünürsek bu tutulma, e, bu merkür retrosu hayatınızda köklü bir kapanış yeniden sıfırdan çok güzel bir başlangıç yaptıracak. Bu Merkür Retrosu hepimize yarayacak ama size daha fazla yarayacak arkadaşlar. Özellikle maddi, manevi ve kendi kimliğimiz, kişiliğimiz hakkında da çok fazlası derinden değişim, dönüşüm yaratacak. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar Evet tutulma haftasında bakalım Koç burcundaki e, Güneş tutulması size nasıl yarayacak şimdi Güneş tutulması e, artık e, boğa burcundan Koç burcuna doğru e, yani ay düğümlerinde koç burcuna doğru ilerlediğimiz bugünlerde e, Koç burcunun 29 derecesinde ilk seri başlıyor ya, Hayatımızda öncelikle bir temizlikle başlatacak bu durum. Kariyer noktamızdaki Plüton'un aldığı kare açı bu tutulmaya demek ki statümüzde, hayatımızda köklü bir temizlik yaptıracak arkadaşlar. Bu belki bir iş yerini kapatmak, belki bir iş yeri açmak, belki de hayatımızda tıkandığımız, çabaladığımız ama hedeflerimize ulaşamadığımız, hayallerimize ulaşamadığımız bir noktada hayallerimize ulaşmak için aslında yeni bir temizlik dönemi ve başlangıç yaptıracak. Kariyer noktamızda gerçekten ciddi anlamda ileriye gittiğimiz yeni başlangıçlar yaptıracak bize arkadaşlar. Merkür Retros'u da sizin burcunuzda gerçekleşecek. Merkür Retros'u Boğa Burcu'nda bu retroyu başlattığında 22 Nisan'da başlayacak gerileme. Ciddi anlamda hayatınızda köklü bir temizliğin, hayatınızda yeni başlangıçların, yeni hedeflerin, yeni kararların alındığı bir sürece giriyoruz diyebiliriz. Şimdi e, bu tabii ki parasal konularda olabilir. Evlilik, ayrılık, e, hayatınızda e, imaj yenileme, statü yenileme, e, yani bir terfi atama gibi, ne bileyim evlilik kararı gibi, boşanma kararı gibi hayatınızı kökten değiştirecek bir şey e, evrilecek. Lakin bu şunu unutmamak lazım. Her Mer merkür Retros'unda bazı kararlar almayın, bir düşünün falan deriz ya bu Merkür retrosuna ne yaparsanız yapın yarayacak arkadaşlar. Yani burada geçmişten getirdiğimiz bazı konuların tamamlanma süreci, artık tıkandığımız noktaların çözülme, dağılma, kopma enerjisi. Bir yandan da uzun zamandır beklediğimiz, yapmak istediğimiz bir şeyleri başlatmak için de harika bir zaman dilimine dönüşecek. Bunun sebebi Merkür'ün Boğa burcunda Kuzey Ay Düğümü ile birlikte hareket ediyor olması. İlerleyen ilerleyen bu Merkür retros bitmeden Kuzey Ay düğümüyle de yine Kavuşum derecelerine gelecek ve bu hepimize yarayacak arkadaşlar. Çok güzel bir uçurtma kalıbı geçirdik geçen hafta. Aslında bu hafta haftada e, Merkür Retrosu tutulma enerjileri bu olayları tetikleyecek. Bir sonraki haftada da e, belki de yani bayramdan sonraki haftada da Merkür Retrosu'nun tamamlanma sürecindeyken Kuzey Ay düğümüne kavuşumu aslında hayatımızda belirgin bir şekilde ne yapmak istediğimizi, ne tarafa gitmek istediğimizi, nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize çok net bir şekilde anlatıyor olacak. Hayat gerçekten çok pozitif bir enerjide geliyor. Lakin burada pozitif bir enerji derken şunu unutmamak gerekiyor. Değişim dönüşüm sancılıdır arkadaşlar. Boğa burçları değişime biraz direnir. E şimdi Koç Burcu bizim 12. evimizde denk geldiğinden dolayı biraz görmediğimiz, fark etmediğimiz, istemediğimiz ama hareket etmek zorunda bırakılan bir enerjide çalışacak. Bu yüzden de yani Pluto'ya direnmek yerine, bu tutulmaya direnmek yerine, bu haftalarda başımıza ne geliyorsa bunu değiştirmemiz, dönüştürmemiz için geliyor diyerek böyle dört elle kendimiz harekete geçmeliyiz. Çünkü... Ee, boğanın duran enerjisi, boğanın tıkanan enerjisi bu hafta açılmak zorunda. Gökyüzü onu biraz mecbur kılıyor ama bu mecburiyet yani belki e, ne bileyim işten çıkarılacak, kendi işini kurmak zorunda kalacak. Ne bileyim e, belki bir sınava e, girecek burada aldığı... Ee, sonuçla e, biraz gelgitler yaşayacak ama bir şekilde başaracak. Yani biraz zorlanma var, tıkanma var. Belki e, karşısındaki insana güveniyorum, güvenemiyorum. İşte evleneyim mi, evlenmeyeyim mi e, kararsızlığında kalmıştı. Bir, bir olay olacak ve siz hayatınızda bu karar almak zorunda bırakılacaksınız belki de. Lakin e, her ne olursa olsun şunu unutmayın arkadaşlar. Bu tutulma ve bu Merkür Retrosu gerçekten yarıyor. Sizin için biraz belki sancılı bir değişim dönüşüm olabilir. Ama bu sancının e, mükafatı çok büyük olacak. Değişime direnmeyin, ayak uydurun. E, hayatınızı rüzgar arkanıza alarak ilerleyin ve uçun diyorum size. Çünkü tam artık kanatlanıp uçma zamanı geldi. Hayatınızda köklü değişiklikler yapma zamanı geldi. O hafta bu hafta arkadaşlar. <laughs> o yüzden bu haftayı çok çok iyi değerlendirin. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Evet arkadaşlar Venüs sizin burcunuzda geçti. Bu haftanın tutulma enerjileri çok yüksek. Satürn tepe noktanızda ilerliyor. Hayat artık durmak yok yola devam dediği bir süreçten geçiyoruz. Plüton'un da 9. evimizde bulunması sebebiyle bu tutulmaya attığı bir kare var arkadaşlar. Koç Burcu'ndaki tutulma sizin bir nevi 11. evinizin sonlarına doğru yaşanıyor. Bu demek oluyor ki aslında hayatınızda e, belki hayallerinizde, gelecek planlarınızda artık bir yenilenme zamanı. Neye inanıyorsanız onu bırakın. Farklı bir yoldan, farklı bir pencereden bakın hayata diyor. Biraz e, hayata bakış açımızı, biraz böyle e, geleceğe bakış açımızı değiştirmek zorunda bırakacak. Evet biraz sert bir etkiyle geliyor tutulma. Lakin bu değişim, dönüşüm hepimize çok yarayacak arkadaşlar. Yani e, alıştığımız... Belki de hayalini kurduğumuz ya da e, uzun zamandır e, değiştirmek zorunda olduğumuz bir hayalimizi, bir planımızı, bir gelecek hedefimizi artık yenilemek zorundayız. Karşımıza çıkan fırsatları hemen değerlendirelim. Aksi giden e, problem yaratan şeyleri bırakmaya gönüllü olalım. Artık burada sıkıştığımız bir nokta var ve o sıkışıklıktan e, hayat bizi kurtarıp pozitif anlamda ilerlememizi istiyor. Özellikle Satürn'ün tepe noktamızdan geçiyor olması, orada kraliyet yıldızıyla tutulmanın enerjisine aktif bir şekilde Haftanın başı ve sonlarına doğru da yine etkisi çok net görünür şekilde e, ciddi anlamda iş iş konusunda da çok güzel fırsatlar yakalayacağız. Onun dışında tabii ki Merkür retrosu var arkadaşlar. Bu da sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Gizli düşmanlarımız durmuyor. Arkamızdan işler çevriliyor. Bir şeyler planlanıyor, bir şeyler konuşuluyor arkamızdan. Yalnız bu dedikodular sanki bizde yarıyor. <laughs> yani hayat onların e, yaptığı onların çabaladığı bir şeyin ters gitmesiyle beraber hayatımızda ciddi anlamda ummadığımız yerlerden ummadığımız fırsatlara dönüşen garip, tuhaf bir merkür Retrosu yaşayacağız. Yani birileri bizim adımıza konuşacak, edecek, harekete geçecek. Belki de Gizli düşmanlarımızın kendileri için yaptıkları bir şey ters kepçe gelecek ve bizim hayatımızda bir anda popülerliğimiz belki iş fırsatımız yükselecek. Ne bileyim arkamızdan kuyumuzu kazarlarken kendileri o çukura düşecekler ve bizi birden yükseltecekler. Garip bir şekilde hayat diyor ki artık durmak yok yola devam. Yani bu kadar zaten ikizler burcu çok yükseldi. Ee, yani geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl, bu yıl e, ciddi anlamda büyük bir ilerleme kaydetti. Hayatındaki negatif enerjileri e, bırakıp hayatında köklü bir değişime dönüşme doğru gitti. E, artık onların e, bir yerde artık ne yaptıklarını e, veya çekemeyenlerin e, hırslarını e, bu dönemde biraz yüzleşerek ee, belki de almak istemedikleri sorumlulukları mecbur kalıp alarak e, belki iş arkadaşlarınızdan biri işten ayrılacak. Burada e, sizin üzerinize bir, hani bir terfi gel, gelebilir. Yani burada tıkandığınız bir noktada e, belki bir üst seviyeye level atlamak gibi bir durum oluşabilir. Belki hayatınıza ummadığınız bir sınavın sonucu çok güzel gelebilir ve siz Belki de atama terfiyle yükselebilirsiniz. Ya da e, bu yıl stajlıya başladığınız bir yerin ileride hayatınıza köklü bir meslek haline geldiği ya da e, yıllarca çalışacağınız bir mesleğe ilk adım atıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ciddi anlamda büyük bir yükseliş var. E, hayat hepimizin direndiği bir nokta vardır. Böyle tıkanıp ilerleyemediğimiz... E bırakamadığımız, değiştiremediğimiz, korktuğumuz, çekindiğimiz işte bu noktaları artık bir temizleme e, bu tutulmanın etkisi de Plüto ile beraber acımasız bir şekilde temizleyecek. Lakin bu acımasızlık biraz sert olabilir, e, sert hissedebiliriz ama bu temizliğin arkasından çok pozitif bir enerji geliyor arkadaşlar. Jüpiter bu tutulma enerjilerine geldiğinde yani fazla değil birkaç hafta içerisinde ciddi anlamda iyi ki olmuş diyeceğimiz olaylarla karşılaştıracak bizi. O yüzden... Mutlaka ama mutlaka elin taşın altına koyun. Mutlaka e, sorumluluk almaya çalışın. Mutlaka e, işinize, gücünüze çok fazla odaklanın. E, hayatınızda e, gelecek hedeflerinizi, hayallerinizi aktive edebilmek için son kez sizi e, tetikliyor. Artık hayallerine koş, hedeflerine koş, hak ettiğin değeri al, e, hak ettiğin işin sahibi ol e, diyor bize. O yüzden bunları ihmal etmemek lazım. Daha küçük yaşlarda e, bir öğrenci eğer o zaman okul hayatımızdaki pozitif anlamdaki e, değişimin, dönüşümün e, bizim hayatımızda ileriki dönemlerde belki e, bundan 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra e, çalışma hayatımıza giderken ilk adımları bu okul çerçevesinde yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili de yine bazı aktive ettiğimiz konularda olabilir bu tutulma içerisinde. Lakin ikizler Burcu'nun artık durmaması gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar artık tıkandığınız noktaları yavaş yavaş çözdüğümüz... Çözmek istemeyip direndiğimiz noktalarda da mecbur kalıp çözdüğümüz bir süreci yaşıyor olacağız. Umarım her şeye gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet arkadaşlar tutulma haftasında Koç burcundaki tutulma bizi nasıl etkiliyor? Yengeç burçları nasıl etkiliyor? Mars sizin burcunuzda ilerliyor. Üstelik de bu hafta oldukça aktif bir durumda. Kirona da açı içerisinde. Biz biraz böyle yengeçler olarak geçmişe takılıyızdır. Geçmişten bir şeylere çok kafa yorarız. Geçmişi bırakmak bizim için biraz nostaljik insanlarız ve geçmişteki her bağımızı, her hatıramızı iyi ya da kötü tutmak isteriz. Bu yüzden de bu Merkür retrosu e, size yarayacak arkadaşlar. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir planın gerçekleşmesi için bu Merkür retrosu çok fazla işinize yarayacak. Bunun yanı sıra tutulma enerjisi Koç burcunda gerçekleşecek. Belki de artık yıllardır çalışmıyorsanız bu hafta bir işe giriyor olabilirsiniz. Yıllardır beklediğiniz atama ve terfi bu hafta gelebilir. E, tutulmanın enerjileri size kariyer ve statü konusunda çok büyük e, fırsatlar verirken e, Merkür Retrosu ise size bu hafta e, eski aşkınızın geri dönmesi gibi bir enerjide çalışabilir arkadaşlar. Beşinci evin tam karşısı on birinci evinizde. Beşinci ev aşk ve çocuk eviydi. Tam karşısında Merkür Retrosu yaşanıyorsa Demek ki biraz aşk ve ilişkiler konusunda beklediğimiz bir hayalin gerçekleşmesi, belki de bir evlilik teklifi almamız, hayatımıza eski aşkımızın yeniden e, girmesi, belki e, o yaşadığımız problemleri tekrar gözden geçirerek hayatımızda e, ciddi anlamda ileriye götürecek, evlilik kararı aldıracak önemli bir eski sevgilinin geri gelmesi mümkün görünüyor arkadaşlar. Yani bu haftanın enerjileri ciddi anlamda pozitif bir enerji. Merkür retrosundan herkes korkar ama bu yani bu Merkür retrosu hepimize yarayacak arkadaşlar. Sizin geleceklerinizi ve hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirirken bir yandan tutulmanın enerjisiyle bu hafta e, ciddi anlamda kariyer beklentiniz, statü değişiminiz, belki e, uzun zamandır e, terfi ve atama bekliyorsunuz. Bunlar gerçekleşebilir hayatınızda çalışmıyorsanız eğer çal belki sizi hayat çalışmak zorunda da bırakabilir ama bu size yine yarayacak arkadaşlar. Gücünüzü toplamanız için, gelecek hayallerinizi tekrar revize edebilmek için harika bir fırsat yaratacak. Ee, tabii ki Pirito 8'den geliyor. Biraz belki ım, çalışmaya zorunlu kalabilirsiniz. Hani en kötü e, açılarda bile e, şöyle bir şey yaşatabilir. Belki bir dönem sizin e, gelirlerinizin tıkanması belki beklentilerinizin karşılanmaması ne bileyim e, eşinizin ya da e, ailenizden aldığınız desteğin kesilmesi kendi ayaklarının üzerinde durmak zorunda kalmak gibi bir enerji de yaratıyor olabilir. Ama bu kendi gücünüzü içindeki içsel gücünüzü ortaya çıkartabilmek hayatı tek başına da yönetebilmek ilerletebilmek adına harika bir fırsat yaratacak pozitif olarak da tabii ki güçlü birinden güçlü bir parasal destek alarak hayatımızda belki kendi işimizi de kuruyor olabiliriz. Daha pozitif anlamlarda bu şekilde içeredebilir Şimdi ana haritalarınızı bilmiyoruz arkadaşlar. Ana haritalarınızı bilmediğimizden dolayı e, negatif ya da pozitif e, anlamda her iki yönüyle de anlatmak istedim. E, bunun dışında da ciddi anlamda bu Merkür retrosunun kuzey ay düğümüyle birleşiyor olması hayal ettiğiniz uzun zamandır istediğiniz bir konunun hayatınızda gündeme gelmesi ve tamamen çözümlenmesi anlamına gelecek. Bunu dediğim gibi Plüto belki zorlayarak yaşatacak size, mecbur kalarak yaratacak ama her ne yaşanırsa yaşansın sizin ciddi anlamda hayatınızda parladığınız 2023 öncesi 2023 sonrası diyeceğimiz önemli bir level atlatacak size. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Merhaba Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Evet arkadaşlar tutulma sizin 9. evinizde gerçekleşecek. 9. ev e, üniversite hayatı, sosyal medya ve yurt dışı alanlarınız. Merkür Retrosu ise sizin 10. evinizde gerçekleşecek. Şimdi 10. evde kariyer, statü, iş ortamınız bunları ilgilendiren konular. Bir yandan baktığımız zaman 29 derecedeki güneşin yani güneş tutulmasının, koç burcundaki güneş tutulmasının Plüto'dan aldığı etki var. Şimdi karşınızda çok sıkı bir rakip var ya da eee ritüel anlamda sizi zorlayan enerjide biri var. Bu babanız olabilir, eşiniz olabilir, belki tartıştığınız bir karşı taraf olabilir. Hayatınızda kim varsa bunlar size artık oradan değil buradan yürümelisin. Artık burayı bitirip buradan devam etmelisin. Artık gözünün önünü görmelisin. Hayatını değiştirmelisin diyen Bizi zorlayan bir enerjide bir insan var. Bu çok yakınımız olmakla beraber açık düşmanımız da olabilir. Hayatımızda <laughs> bunların baskılarına dayanamayarak aslında hayatımızda bir şey tamamlayacağız arkadaşlar. Belki bu üniversiteyi bitirip e, realde işe başlamak olabilir e, ya da üniversiteye girmek olabilir. Bununla ilgili çabalarımızın, e, yani Çabalamamız, zorlanmamız, işte sınava hazırlanmamız e, bunların baskısını yaşıyor olabiliriz. Tutulmanın enerjisi biraz baskıcı gelecek. Lakin bu baskı e, pozitif bir baskı arkadaşlar. Bizim hayatta dört elle tutulabilmemiz için ciddi anlamda birileri bizi e, döve döve zorlaya zorlaya götürecek. Belki bu açık düşmanımız olacak. Belki babamız olacak. Belki amirimiz olacak. Belki... Daha ileri yaşlardaysak patronumuz olacak, eşimiz olacak gibi. Yani karşımızdaki insan bizi zorluyor ama bizim aslında e, daha iyi bir yere gidebilmemiz için, daha pozitif bir alana gidebilmemiz için, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz için bizi e, yaptırma biraz zor ve sıkıntılı olsa da aslında iteklediği yer çok doğru bir enerji. bunu net bir şekilde hissediyor olacağız. Bunun dışında Merkür retrosu dedik 10. evde. Bu Merkür retrosu hepimize yarıyor arkadaşlar. Her şeyden önemlisi keşke bütün Merkür retroları böyle olsa. Çünkü boğa burcunda sizin 10. evinizde, kariyer evinizde kariyerle ilgili beklediğiniz bir terfinin gelmesi mümkün, atamanın gelmesi mümkün. Bununla beraber ee, hayatımızda e, evlilik kararı alabiliriz, boşanma kararı alabiliriz, hayatımızda tıkandığımız bir noktayı temizleyebiliriz ya da e, yeni bir işe girebiliriz, atama terfi gibi bir şey yaşayabiliriz. Ciddi anlamda hayatımızda hani bekardık, evlendik, işsizlik, iş bulduk, çalışandık. E, şef olduk, müdür olduk, CEO olduk tarzında büyük bir e, herkesin haritasına göre tabii şekillenecek olan güzel bir e, kitleye ulaştık. Yani Merkür Retrosu e, bu hafta Kuzey Ay düğümü ile beraber e, aynı burçta seyahat ederken bu re retro bize e, işle ilgili tamamlamamız gereken, yapmamız gereken, elin taşın altına koymamız gereken, başlatmamız gereken enerjiyi başlatmak zorunda bırakacak arkadaşlar. Şimdi bunun dışında tabii ki e, hani kendi mesleğimizle uğraşıyorsak, kendi işimiz varsa ki aslanlar kendi işlerini yapmayı çok sever. E, kendi işimizle uğraşıyorsak o zaman belki yeni bir ürünü hayatımıza dahil etmek, işimize dahil etmek, yeni bağlantılar kurmak, yeni müşterilerle e, Diyaloğa girmek, ne bileyim bir yeni sözleşme yapmak gibi bir enerji de tetikliyor olabilir. Belki bu Plüto Ciddi anlamda 7. evimize geçtikten sonra çok güçlü biriyle bir bağlantı kurmak, onunla ortaklık yapmak veya onunla işbirliğinde yeni projelere imza atmak, yeni bir yatırım kaynağı devreye sokmak gibi bir enerji de tetikliyor olabilir. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet arkadaşlar. Tutulma haftasındayız. Tutulmanın enerjisi sizin 8. evinizde gerçekleşecek. 8. ev biraz daha böyle hayatımızda krizlerin, problemlerin olduğu bir evdir. 6. evde günlük hayatımız, rutinimiz ya da sağlığımızdır. Öncelikle biraz sizin için daha sert geçecek arkadaşlar bu durum. Bu beklediğiniz bir paranın... Yani toplu bir paranın, e, yani toplu bir yatırım yapıyor olabilirsiniz. Toplu yatırım için kredi çekmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da e, sorunlu, problemli bir e, para ile ilgili bir meselenin çözmek için artık son noktaya gelmiş olabilirsiniz. E, bunlarla ilgili çare çözüm arayışlarına geçeceksiniz ve çok kısa sürede de bu çare çözümü bulacaksınız. Yani kökten bir temizlik yapılacak diyebilirim. Umarım e, iflas gibi ya da e, batmak gibi bir enerjide çalışmıyordur. Umarım e, bu enerji iflas etmeyi, e, para batırmayı, e, esnafsak dükkan kapatmayı, çok yüklü bir kredinin patlaması gibi bir enerjide çalışmıyordur. Umarım e, bu kadar sertine yani sert bir tutulmaya denk gelmiyoruzdur. Çünkü diğer... E, Enerjilere nazaran 6 ve 8 aksında yaşanacak bu durum sizin maddi bir problemin ortaya çıkması şeklinde de tezahür ediyor olabilir. Ee, bunun dışında e, Merkür Retro'muz var. Merkür Retro'muz da 9. evde. Yani bir seyahat e, içerecek veya okul programı içerecek ya da e, okulla ilgili, üniversiteyle ilgili, sosyal medya ile alakalı, yurt dışı ile alakalı herhangi bir ee, konumuzun tamamlanması söz konusu olacak. Bu arada kedim var. <laughs> Tırmalıyor beni. <laughs> Ona eğildim. Kusura bakmayın. <laughs> Belki duyuyorsunuzdur sesini. Bilmiyorum ama bir an dağıttı beni Venus'um. Ee, yani dokuzuncu ev konularımızı biraz daha aktive edecek. Belki uzun zamandır yurt dışına çıkmak istiyorduk. Belki bir para bekliyorduk. Bu paranın gelmesi, yurt dışı ile ilgili bağlantılarımızın e, açılması, belki vize başvurularımız, belki yurt dışı ile ilgili işte e, pasaporttur, vizedir, işte gideceğimiz yerdeki şirketle görüşmek vesaire gibi. Yani bu tarz bağlantılarımızın çok net bir şekilde ortaya çıktığı bir dönem yaşıyor olabiliriz. Bunun dışında tabii ki okulla ilgili bir e, seyahatimiz yine yurt dışı bağlantılı Erasmus gibi e, bağlantılı bir durumumuzun ortaya çıkması onlarla ilgili yapılması gereken evrakların düzenlenmesi 31 Mayıs'a kadar da e, bunun tamamlanması ve e, harekete geçilmesi yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Ya da iş bağlantılı e, yurt dışı ile bağlantılı bir işimiz varsa oradan ihraç ettiğimiz ya da ithalat ithalat ettiğimiz veya ihracat yaptığımız herhangi bir e, ticari durumun yani çok güzel bağlantılar kurmak, oradan güzel potansiyel müşteriler edinmek gibi güzel bir enerjide çalışabilir. Umarım e, kötü senaryolar değil, daha pozitif senaryolarla karşılaşırız. Bunun dışında tabii ki sağlık, sağlıkla ilgili bir problem yaşıyorsak eğer e, o zaman ee, belki bir tedavimizin değişmesi, doktorumuzun değişmesi, tedavi yöntemimiz veya tedavimizin başka şehirde, başka koşullarda ya da başka bir e, doktorla e, yönetilmesi. Yani biraz sağlıkla ilgili problemlerimizde artık tıkandığımızı fark ederek e, güçlü bir değişme ihtiyaç duyduğumuzu fark ettirebilir arkadaşlar. Umarım bu senaryoda gerçek olmaz. Ama e, yani burada... Plüto'ya karşı durmak, direnmek yerine, e, bu tutulmanın enerjisiyle beraber aslında fırsatları da beraberine getiriyor arkadaşlar. Jüpiter orada çünkü. Yani sıkıntıların, problemlerin e, tıkandığımız bir noktanın artık yani şuradan değil de buradan devam et. Bak buradan beklediğim para gelmeyecek artık. Onu e, bir bırak. Şuradaki e, fırsata bir yönel. Şurayı belki yaparsan çok daha güzel olur. Buradan devam edersen e, koşulları ve şartları değiştirebilirsin diye farklı bir seçeneğimiz daha var. İşte o fırsatı bir görün, bir değişim, bir direnmeyin diyebilirim. E, belki de en negatif olarak size anlattım ama umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet arkadaşlar tutulmanın enerjisi çok aktif bu hafta. Merkür Retrosu da bu hafta başlıyor. Sizin bu 7 ve 8. evlerinizi etkileyecek. Plüto da 5. evinizde girdi malum. Artık 5. evdeki Plüto 7. evinizdeki bu tutulmaya eşlik ettiğinde hayatınıza eğer hayatınızda biri yoksa mutlaka hayatınızda biri girecek anlamına gelebilir arkadaşlar. Yani e, hayatımızda biri yoksa gerçekten içimize gönlümüzde sinen gerçekten ileride e, eşimiz olacak bir insanın karşımıza çıkması çok muhtemel diyebilirim. Var olan e, ilişkimizi evliye çevirmek için de yine bu tutulma enerjilerinden faydalanabiliriz. Belki bir evlenme teklifi edebiliriz. Belki bir evlenme teklifi alabiliriz. Ee, bu konuların çok hızlandığı bir döneme gireceğiz. Bunun dışında tabii ki ortaklık evidir aynı zamanda. Ee, belki e, bir ortakla sözleşme yapabiliriz. Bir projeyi beraber yönetebiliriz. Ee, onlar Onların e, Onlardan alacağımız bazı sermayelerle belki yatırımcılarla e, ortak bir projeyi yöneterek gerçekten yeni bir level atlayabiliriz. Ye, kendi işimizi kurabiliriz. Yine bir ortakla beraber akit yaparak e, ortaklık e, akdini gerçekleştirip yeni bir yatırım fırsatı yakalayabiliriz arkadaşlar. O yüzden buralar e, oldukça pozitif. Buradaki tek negatif olarak düşünebileceğimiz bir ortaklığın bitmesi, yani var olan ortaklığımızın bitmesi yine negatif olarak Evliliğimizin bitmesi anlamına gelebilir arkadaşlar. Yani burada çare çözüm bulamadığımız negatif bir şekilde ilerleyen bir evliliğin artık tıkandığı noktadan çözüme kavuşabilmesi için tamamen bırakılması gerektiğini gösteren bir vurgu yaşatacak. Bu nedenle e, negatif senaryo e, ise e, direnmeyip bitirmek çok daha mantıklı diyebilirim. E Merkür retrosu 8. evinizde yaşanacak dedik. Bu Merkür retrosu eee <laughs> Venüs'ü, yapma lütfen. Düşeceksin şimdi. E, Merkür retrosu Boğa burcunda gerçekleşecek. Aslında kredilerimizin, ikramiyelerimizin, belki nafakamızın bulunduğu bölgede yaşanacak. İşte kendi gelirimizin dışındaki gelirlerin olduğu yerde yaşanacak. Yani uzun zamandır beklediğimiz bir tazminat varsa gelebilir. Uzun zamandır beklediğimiz bir Belki miras varsa bu gelebilir. Elimize toplu bir para geçebilir. Bununla bir yere yatırım yapabiliriz. Ee, belki de çekmek istediğimiz uzun zamandır yatırım yapmak istediğimiz bir konuda e, kredi çekip bu yatırımı gerçekleştirebiliriz. Yine dediğim gibi bir ortak sayesinde onun gelirlerinden faydalanarak yeni bir yatırım fırsatı veya ne bileyim yeni bir iş kurma fırsatı yakalayabiliriz. Daha çok böyle gelir gider dengemizin ve ortaklıkların konuşulduğu bir tutulma ve Merkür retrosu yaşayacağız. Merkür retrosu da çok pozitif anlamda her Merkür retrosu hepimize yaramıyor arkadaşlar ama bu Merkür retrosu hepimize yarayacak. Çünkü Kuzey ay düğümü ile aynı burçta ilerleyen dönemlerde retro iken yine kuzey ay düğümü ile de kavuşumu gerçekleşecek. Bu da işin gerçeğini söylemek gerekirse beklediğimiz başkalarından gelecek olan bir paranın elimize geçmesi, hayatımızda yeniden şekil vermek, belki sıkıştığımız bir durumu düzeltebilmek, belki yani hiç para gelmiyor olsa bile belki de ödemelerimizin sıkıştığı bir dönemde kredilerimizin yapılanması, ödemelerimizin yapılanması, daha esnek ödeme koşullarına geçmek gibi bir enerji de tetikleyebilir. Tabi burada hangi senaryoyu yaşarsınız, nasıl yaşarsınız ana haritalarınıza bağlı olarak daha pozitif enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar. Evet arkadaşlar, hemen şöyle bir gökyüzünü açayım. Ee, tutulma enerjisi sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Bunun dışında tabii ki bir de 7. evinizde olan Kuzey Ay düğümü e, re, Mer Mer Merkür Retrosu ile birleşecek Kuzey Ay düğümünde etkisiyle aslında Merkür Retrosu'nun size ne kadar yaradığını fark ediyor olabilirsiniz. Herkes Merkür Retrosu'na bir eski sevgilim geri gelecek mi diye sorar ya, evet burada geri gelen e, eski sevgili var diyebilirim. Tabii ki burada haksızsanız sizin ona e, yönelmeniz, ona teklif etmeniz, tekrar iletişime geçeniz siz olmanız gerekiyor. Eğer... Karşı taraf haksızsa tabii ki onun sizinle iletişime geçeceği anlamına geliyor. Yani aranızda e, evlilik yolundayken son dakika ayrılmış, haksız yere bitmiş olan bir ilişki varsa bu dönemde geri gelmesi hatta evlilik kararına dönüşmesi de çok muhtemel arkadaşlar. Öncelikle tutulma enerjisine bakacak olursak Plüton'un dördüncü evimize geçtiğini görüyoruz. Akslardan geçerken evlenme, boşanma verebilir. Öncelikle evlilikle alakalı bir kararımız varsa bunun bu yıl içerisinde aktive olması ve bu haftalarda da bu konuyla ilgili yani belki yazı düğün yapacağız. Bunun hazırlıklarını işte nikah tarihi, düğün tarihi belirlemek gibi bir enerjiye girebiliriz. Evlenme teklifi alabiliriz, evlenme teklifi edebiliriz. Günlük rutinlerimizi, ev hayatımızı ve iş hayatımızı bunlara göre yenileyebiliriz. Belki yer değişikliği, şehir değişikliği yaşayabiliriz bununla beraber. Merkür retrosunun da kuzey aydımı ile kavuştuğu bu gerileme, tutulma ile beraber yani enerjileri o kadar aktif olacak ki belki de yani içimizde ukde kalan bir eski sevginin tekrar geri gelmesi, hemen hızlıca da evliliğe gitmesi yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Uranüs'ün de 7. evinizden geçtiğini unutmamak lazım. Yani hızlı bile olsa emin olun bu enerji çok doğru bir enerjide akıyor. Karşınızda çok doğru bir insan var. Bu evlilik teklifine hemen kabul edin derim size. Bunun dışında tabii ki iş hayatı ve çocukla ilgili bir planınız varsa özellikle iş hayatında eşinizin işlerinin daha pozitif ilerlemesi, hayatınızda eşinizin gelirlerinin daha çok artması, çocuk Satürn'ün 5. evimize geçmesiyle beraber zaten evliyiz Ayşan diyorsanız o zaman 5. evinizdeki Satürn'ün Evliliğinizi kuvvetlendirecek, güçlendirecek belki bir bebek haberinin alınması da söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabii ki çocuğunuzla ilgili önemli bir gelişmenin olması, onun hayatında belki bir üniversite, belki bir eğitim, belki bir yurt dışı bağlantılı bir okul ya da iş durumlarının söz konusu olması da çok muhtemel duruyor arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Evet arkadaşlar, bu hafta tutulma haftası Koç burcunda gerçekleşecek bu tutulma. Koç burcu bir ateş elementidir. Siz de yay olarak yine bir ateş elementi olarak hayatınızda ciddi bir değişim dönüşüm enerjisine giriyor olabilirsiniz. Bu tutulma sizin 5. evinizde. Hayatınızda biri yoksa eğer bu hafta hayatınızda ciddi bir adım atacağınız, evlilik kararı alacağınız, biriyle tanışmanız mümkün veya veyahut e, halihazırda zaten bir sevgiliniz var. Hayatınızda zaten biri var. Bunun artık daha ileri bir e, noktaya gitmek, daha e, evlilik kararı almak, hayatınıza ciddi bir adım atmak, level atmak mümkün görünüyor. Belki de bir evlilik teklifi edebilirsiniz hayatınızdaki kişiyle belki bu yaz için bir nikah tarihi belirlemek, düğün tarihi belirlemek gibi bir enerjiye girebilirsiniz. Satürn dördüncü eve girmesiyle beraber hayatınızda ciddi anlamda belki iş, belki de evlilikle alakalı hayatınızda köklü bir değişim yaptıracak size. Plüto 3. evinizden 3. evinizde geçti Kova burcuna. Tabii ki bu da sizin hayatınızda level atlatacak önemli kararlar alacağınızda ve bu kararları herkese açık açık beyan edeceğinizde belki aile, belki eş, belki iş hayatınızla ilgili bir kararınızı çok ciddi bir şekilde ortaya koyarak insanların ve kendinizin hayatına kökten bir yenilik getireceksiniz diyebilirim. Yani bu plüto çok güçlü bir şekilde tutulmaya etki yaratıyor. Bu plütonun enerjisi sizin üçüncü evinizde olduğu için bu sözlü yaptırıma belki de sizin uygulayacağınızı, belki de eşiniz, ortağınız, iş arkadaşınız gibi insanların da bu kararınızdan etkilenecek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında tabii ki bir de Merkür Retro'muz var bu hafta. Merkür Retro'su zaten herkese yarayacak. Öncelikle bu Merkür Retrosu 6. evimizde gerçekleşecek. 6. ev iş hayatımızdır. İşimizle alakalı önemli bir karar alacağız, bir gelişme olacak. Bu gelişme belki ekip arkadaşları almak, yeni iş arkadaşları edinmek ya da küçülmeye gidip İş arkadaşlarımızı işten çıkartmak anlamına gelebilir. Yani iş yerimizde yaşanacak olan bir düzen değişikliği var. Ve bu düzen değişikliği hayatımızda ciddi anlamda belki de karlı bir fırsata dönüşecek diyebilirim. Ya da işimiz yok iş arıyorsak o zaman bu hafta iş bulma zamanı, yeni bir iş ortamına giriş zamanı ve uzun yıllar çalışacağımız bir işe sahip olma fırsatında yine beraberinde getiriyor olabilir. Yani burada işten ayrılıyor olsak bile arkadaşlar... E, bu çok pozitif bir enerjide emin olun burada tıkandığınız ilerleyemediğiniz daha böyle e, değiştiremediğiniz bir noktanın değişmesi anlamına geldiğinden dolayı yani buradan işten çıkarılsanız bile hiç üzülmeyin çünkü daha iyi, iyi bir iş yerine geçmek için güzel bir zemin hazırlatacaktır size. Yani birileri bir karar alıyor ve bunu uyguladığında sizin hayatınızda sil baştan değişiyor gibi E, yani burada %80'lik %90'lık oranla bu kararı sizin uyguladığınız. Ama e, siz çalışan durumdaysanız belki iş ortamınızdaki bu değişiklikten sizin pozitif ayrışmanız şeklinde görünüyor olabilir arkadaşlar. E, tabii ki burada sürpriz bir bebek haberinin gelmesi de mümkün arkadaşlar. Eğer evliyiz çocuğumuz yoksa. Yani çocuk istiyorsak, çocuk planlıyorsak bu tutulma bize çocuk enerjilerini de aktive edebilmemiz için güzel bir fırsat yaratabilir. Ya da daha olgun daha böyle e, genç bir e, yani ileri yaşlardaysak ve genç bir çocuğumuz varsa, o zaman onun hayatındaki önemli bir gelişmenin aktive olması, belki onun evlenmesi, belki onun bir okul kazanması ya da kendi hayatına yeni bir yön vermesi bizim de hayatımızda bazı değişim dönüşümlere sebebiyet verebilir. Ama daha çok konu çocuğun hayatı olması çok muhtemel. Tabii ki çocuğumuz yoksa bu muhteşem güzel bir bebek haberinin gelmesi anlamına gelir arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Merhaba oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet arkadaşlar tutulma haftası dedik. Tutulma enerjileri dedik. Merkür retrosu dedik. Bu sizin hangi evinizde gerçekleşecek? Tabii ki dördüncü ev ve beşinci evinizde gerçekleşecek. Ev yuva alanlarımız aynı zamanda da çocuk alanımız. Yani bunu ikisini beraber kombine de konuşabiliriz aslında bir yerde. Bu ne demek oluyor? Evimizin <laughs> evimizi yenilemek olabilir. Taşınmak olabilir. Bir bir şehirden bir şehire taşınmak da olabilir bu. E, ya da bir semtten bir semte taşınmak da olabilir. Evimizi tadilat ettirebiliriz. Yeni ev satın alabiliriz. E, yeni bir e, ya da evimizi satabiliriz. E, ev almak, ev satmak, tadilat yapmak, taşınmak gibi konuları aşırı derecede aktive edecek bir konu var. Plüton'un ikinci, ikinci evinizden bu açıyı yapıyor olması belki de hayatınızda yani atama gerçekleşti. Belki bu atamanın başka bir şehirde olması para sebebiyle yani iş sebebiyle para sebebiyle bu taşınmanın gerçekleşmesi çok muhtemel duruyor arkadaşlar. Bunun dışında Merkür Retrosu sizin 5. evinizde gerçekleşecek. 5. ev zaten aşk ve çocuklar evidir bu uzun zamandır beklediğiniz müjdeli bir bebek haberinin gelmesi şeklinde olabilir. Merkür retrosu belki de artık umudu kestiğiniz, olmaz dediğiniz bir bebeğin mucize gibi olması anlamına geliyor olabilir. Bu yani bu tutulma ve bu e, Merkür e, geri hareketi Kuzey ay düğümü ile birleştiğinden dolayı inanılmaz pozitif arkadaşlar. Yani negatif bir şey bırakma enerjisi bile yaşasak emin olun sonrasında iyi ki olmuş diyeceğimiz bir duruma dönüşür bu. O yüzden buradaki fırsatları hiç durmadan hemen kabul edelim. Tutulma enerjisi zaten istesek de istemesek de bize kabul ettirecek bunu. Bu yüzden... Ev almak, ev satmak, taşınmak, tadilat yapmak, çocuklarımızla ilgili konular, aşkla ilgili konular oldukça hareketli bir haftaya giriyoruz. Ve bunun enerjileri aslında geçtiğimiz aylarda başladı. Bu haftalarda da devam ediyor olacak. Ve toplamda bir yıllık bir süreci anlatıyor olacağız aslında. 2023'ün tamamında da bu konuların defa defa tetiklendiği bir süreç yaşayacağız. Bunun dışında tabii ki ev almak, ev satmak dedik. E hayatımızda biri yoksa bu merkür retrosu malum eski aşklarımızı geri getirebilir ama bu sefer eski aşk geldiğinde e, hızlıca evlilik kararı alınabilir. Bu yaza evlilik için nikah belirleniyor olabilir. Nikah tarihi belirlemek, belki e, düğün tarihi belirlemek gibi Hemen e, isteme törenleri vesaire yapmak gibi bir enerjinin içine girebiliriz. Yani ciddi anlamda çok hızlı ilerleyeceğimiz, e, içimize sinecek, kalbimize gelecek kadersel bir aşkın tekrar hayatımıza girmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki çocuklarımızla alakalı önemli kararlar veriyor olabiliriz. Onların hayatında güzel ve pozitif anlamda değişimler söz konusu olabilir. Kuzey ay düğümü Merkür'le birleşeceğinden dolayı ileriki günlerde bu Merkür Retrosu hepimize yarayacak. O yüzden çocuklarla ilgili de pozitif gelişmelerin olması çok mümkün. Çocuğumuzun yeni bir okul için hazırlanıyor olması, sınavın olması, hayatında e, ne bileyim daha büyük bir çocuğumuz varsa evlilik veya şehir değişikliği yapması, gibi bir konuyu da aktive ediyor olabilir arkadaşlar. Hayat gerçekten bu dönemde her ne kadar Plütoyla bunu zorla yaptırsa da e, yani Plüto sıfır dereceden artık o değişim geldi bekleyemezsin, duramazsın, yapmak zorundasın diyecek hepimize ve biraz da mecbur bırakarak yaptıracak. Umarım hepimiz diren, yani direndiğimiz noktada çünkü kırılırız. <laughs> Oğlak burcu. Başak Burcu bir de Boğa Burçları toprak elementindekiler daha sabit fikirli ve daha sabit hareket eden insanlar olduklarından dolayı değişime direniyor olabilirsiniz. Bu değişime direnmeyin arkadaşlar. Biraz daha değişen koşullara hemen adapte olun ve hızlıca harekete geçin. Çünkü bu haftalarda başladığımız şeyler hayatımızda en pozitif alanları bize getirecek. Zorlandığımız konuları bırakalım ve değişmeye gönüllü olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Evet arkadaşlar. tutulma haftası dedik koç burcunda güneş tutulması dedik plüto ile kara yapıyor dedik plüto nerede sizin burcunuzda girdi artık birinci evinizde sıfır derecede Ko koç burcu nerede koç burcunda yaşanacak çünkü bu güneş tutulması koç burcunda da üçüncü evinizde demek ki yakın arkadaş yakın çevre akrabalar ve kardeşlerle aranızda bir gerginlik, bir sürtüşme, bir sıkıntı, problem yaşanıyor olabilir. Bu problem aslında sizin yeni ve ciddi bir karar almanıza sebebiyet verecek. Ciddi anlamda e Kardeşinizle belki uzlaşamadığınız bir konuyu tamamen kökten çözmek için adımlar atmak zorunda kalacaksınız. Belki de zaten bu problemler vardı oturup konuşup bunu çözmeye çalışacaksınız. Ve buradaki problemi çözdüğünüzde maddi manevi yükselişleriniz olduğunu görüyoruz diyebilirim. Şimdi Plüto e, güçtür. O güç sizin elinizde. Yani siz o gücü doğru kullandığınızda, doğru konuşmalar, doğru e, kararlar verdiğinizde ciddi anlamda hayatınızda da pozitif yönde bir ilerleme söz konusu olacak. Jüpiter'in de Koç burcunda olduğunu unutmazsak bu tutulma size inanılmaz derecede pozitif yarayacak. Çözemediğiniz, tıkandığınız noktalarda çözüme kavuşturacak. Bu tabii ki daha çok kardeşlerle aranızda ya da akrabalarla aranızda bir miras konusunun çözülmesi, belki de uzlaşmaya gitmek veya uzlaşamıyorsak resmi bir kanaldan işlem yapmak gibi bir enerjiyi de çalıştırıyor olabilir arkadaşlar. Buradaki konu her neyse artık temizlenmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor, ötelenmemesi gerekiyor. Kulak arkası edilmemesi gerekiyor. Mutlaka el taşın altına koyup bu problemi çözmemiz gerekiyor diyebilirim. Ve bunları yapmak istediğimizde kardeşlerimiz, akrabalarımız da artık tamam yeter biz de yapalım zaten istiyoruz. Bizim de para ihtiyacımız var gibi bir cümleyle gelecekler size muhtemel bir şekilde. Çünkü bu durumdan onların da fırsat yakalayabileceği güzel bir oluşum gerçekleşecek diyebilirim. Gelelim Merkür Retrosu'na. Merkür Retrosu da dördüncü evimizde gerçekleşiyor. Dördüncü ev evimiz, yuvamız, malımız, mülkümüz, içsel olarak çok istediğimiz bir şey olabilir. İçsel olarak unutamadığımız bir sevgilinin geri gelmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Bununla bir evlilik kararı veriyor olabiliriz. Dördüncü ev çünkü iç dünyamızdır. İç dünyamızda çok istediğimiz bir olayın gerçekleşmesi anlamına gelir. Kök ailemizden toprak, mülk veya ev almak için destekler alabiliriz. Bunun dışında ev almak, ev satmak, belki de yeni bir yatırım yapmak gibi bir plana devreye sokuyor olabiliriz. Tadilat, tamirat işlerine giriyor olabiliriz. Belki evimizin tabanını, tavanını güçlendireceğiz. Belki kolonlarını güçlendireceğiz, çatısını aktaracağız. Yaz girerken ciddi anlamda yaza girerken güzel bir plan program yapıp aslında bu tutulmaların da etkisiyle hayatımızda pozitif anlamda ev ve eee akrabalarımızla, kardeşlerimizle olan diyaloglarımızla beraber hayatımıza e, mal, mülk ve toprakla alakalı önemli bir gündem başladığını söyleyebilirim. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sabah balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Evet şöyle bir gökyüzünü açıyorum hemen. Evet tutulma haftası dedik, Merkür retrosu dedik. Merkür retrosu herkese çok yarayacak. Bu tutulma herkese Fırsat yağdıracak dedik. Çünkü koç durdurulamaz bir enerji. Jüpiter'in de koçta olduğunu düşünürsek aslında parasal bir konuda mutlak suretle bir değişim dönüşümü yaratacak arkadaşlar. Bu daha küçük yaşlardaki balık kişileri için işe girmek, kendi işini kurmak, ya da e, atanma terfi gibi bir konuya eşitleniyor olabilir. Daha ileriki yaşlar için bu tutulma ile beraber belki de e, kapanması gereken, bitmesi gereken e, bir konunun kapanması, bir dükkanı kapatmak umarım bu negatif anlamda olmaz arkadaşlar. E, yani bırakmanız gereken bir şeyi bırakıyorsunuz çünkü burada. E, umarım ters bir senaryo yaşamayız ama daha pozitif anlamda düşünecek olursak emekli olmak ee, emeklilik maaşımızın bağlanması, EYT'den yararlanmak gibi bir konuya da eşitleniyor olabilir. Satürn birden geçerken zaten hayatımızda 2 iki, 2,5 iki yıl boyunca artık tıkandığımız noktaları bir temizlememiz gerekiyor. Bu tutulmada para ile ilgili temizlenmesi gereken bir şeyi temizletecek bize. Yani düzenli gelirimiz yok mu? Artık düzenli maaşımız olacak. Çalışmıyorsak çalışmaya başlayacağız. Emekli olmak belki emekli olmak düzenli bir gelir sahibi olmak gibi bir enerjiyi de tetikleyecek. Bunun dışında Merkür retromuz vardı. Merkür retromuz da kuzey ay düğümüyle birlikte 3. evimizde kardeşlerimizden, akrabalarımızdan sık sık diyaloglar alacağız. Bu dönemde görüşmelerimiz hızlanacak ve çözemediğimiz problemli bir durumu çözmekle ilgili güzel gelişmelerimiz olacak. Bu tabii ki aile büyüklerimiz den kalan belki bir miras paylaşmak için oturup konuşacağız fikrimizi paylaşacağız onların tekliflerini değerlendireceğiz ve belki de bir miras paylaşımı söz konusu olabilir arkadaşlar kardeşimizin hayatında daha genç yaştaysak kardeşimiz evlenme kararını bize bildirebilir belki kardeşimizin hayatındaki gelişmelerin bizdeki pozitif yansımasını yaşıyor olabiliriz bunun dışında Eğitimle alakalı kendimizle yine eğitimle alakalı önemli başlangıçlar yapıyor olabiliriz. Belki bir iş için eğitime girmek zorundayız, bir eğitim programına katılmak zorundayız ya da üniversitede tamamlamamız gereken bir sınavı tamamlıyor olabiliriz. E, bu sınavın sonucunda belki KPSS hazırlanıyoruz. Bu tutumayla beraber e, hazırlandığımız bir KPSS var. İleriki dönemlerde de buradan bir atama gerçekleşebilir. Burada her ne yaşıyorsak yaşayalım. Hepsi pozitif arkadaşlar. Karşınıza ne çıkıyorsa bu hafta çok çok iyi değerlendirin derim. E, hayatınızda artık tıkandığınız noktaların temizlendiği daha pozitif enerjilerle ilerlediğimiz önemli bir süreci yaşayacağız. Umarım her şey gönlümüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>